Yumrukluyorum duvarları. Yumrukluyorum kara gecenin bedenini. Ellerim kan içinde. Nehirler taşmış yanaklarımda. 37 can. 37 gül çatlamış susuzluktan Sivas'ın içinde. Nasıl uyku tutar gözlerimi? Döne döne semaha duranlar tutuştu önce. Sonra türküler. Sonra da şiir. Çığlıksız düştü türkülerin yanı başına. Sivas. Sivas. Yiğitlik midir emanet cana kıymak? Yiğitlik midir bir tutam ışığı kör bıçakla güneşten koparıp karanlığa kurban etmek? Söyle, hangi kitapta vardır elleri kolları bağlayı yakmak? Var mıdır kardelen akında bir avuç inciyi ateşte tutmak? Lo! Böyle garip düştüğüme bakma, böyle mahzun durduğuma. Varsın ateşin suskunlukla beslensin. Benim de yüreğim gençliğini almış yanına yürür başı dik. Seninle dağların var Sivas, seninle dağların. Dağlarında şahanlarım. Temmuz 1993'te ülkemizde devlet eliyle tırmandırılan sivil faşist terörün en kanlı katliamlarından biri yaşanmıştı. Yapılacak Pir Sultan Abdal şenliklerine katılmak üzere farklı şehirlerden aydınlar, sanatçılar, semah ekipleri, yazarlar gelmişti Sivas'a. Özellikle Aziz Nesin hedef gösterilerek günler öncesinden basında provokasyona zemin hazırlanmıştı. 2 Temmuz gününe gelindiğinde ise şenlik misafirlerin kaldığı Madımak Oteli faşist güruh tarafından ateşe verilmişti. Belediye tarafından öncesinden sokaklara taşlar yığılmıştı. Faşistler Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayız denilerek kışkırtılmıştı. Benzin ve sopalar dağıtılmıştı. Zaten sonrasında katliamın bizzat oligarşinin özel hat dairesi tarafından planlandığı ortaya çıkacaktı. Sivas Madımak katliamında iktidarda DYP ve SYP'nin oluşturduğu bir koalisyon hükümeti vardı. Başbakan Tansu Çiller, başbakan yardımcısı ise Erdal İnönü'ydü. Bu iktidar döneminde kayıplar, katliamlar, bombalamalar, köy yapmalar çoğalmış, kontrol gerilla taktik ve yöntemleri daha yoğun uygulanmıştır. Devrimci mücadele yaygınlaşırken halkın mücadeleye katılımı, taleplerin gündeme taşınması her geçen gün çoğalmaktaydı. Aleviler de devrimci mücadelenin gelişmesiyle birlikte kendi taleplerini dile getirmeye, inançlarını daha özgür yaşamak için örgütlenmelerini yaygınlaştırmaya başlamışlardı. 2 Temmuz'a giden süreç nasıl gelişmişti? Her yıl olduğu gibi 1993 yılında da Pir Sultan Abdal'ı anma etkinlikleri düzenlenecekti. Aleviler başta olmak üzere ilerici, aydın, yazar, sanatçılar, devrimci demokratlar Pir Sultan memleketinde toplanmaya hazırlanmışlardı. Her yılki etkinliklerden farklı bir günden söylem olmamasına rağmen iktidarın planıyla faşistlerin kışkırtması ile günler öncesinden Sivas'a gidilmemesi yönünde tehdit içerikli çağrılar yapılmıştı. Aziz Nesin üzerinde dinsizlik propagandası yürütülmüştür. 2 Temmuz günü Maraş'ta, Çorum'da yaşananların bir benzeri de Sivas'ta yaşanmaya başlamıştı. Dışarıdan getirilen, Sivas ve çevresinde örgütlü olan, tarikat, cemaat içerisinde hareket eden gerici faşistler, dini inançları, hassasiyetleri de kullanılarak yerel halkı provoke etmiş, kışkırtmışlardır. Din düşmanlığı, Alevi sapkınlığı, ateizm, dinsizlik gibi 516 söylemlerle, yalan yanlış kışkırtıcı haberlerle camilerden, medreselerden, tarikat evlerinden sokaklara taşan ve Pir Sultan etkinliklerinin yapıldığı alana kadar ulaşan kitleye linç hazırlığı yapmıştır. Ellerinde sopa, kalas, demir çubuk, benzin bidonları bulunan, tek bir getirerek ölüm fetvası çağrısıyla hareket eden faşistler, aydın, yazar, halk ozanı, sanatçı, Alevi inancına sahip halktan insanların bulunduğu Madımak Oteli'ni sarmış ve sonra oteli yakarak tekbirler eşliğinde yaşananları seyretmeye başlamışlardı. Yardımları engellemişlerdir. Katliamdan kurtulmak için dışarı çıkmaya çalışanlara izin verilmemişti. Yakalanlar linç edilip geri yollanmak istenmişti. Katliam yaşanırken devlet yaşananları uzaktan seyretmiş
Başbakan yardımcısı Erdal İnönü ile kurulan iletişime rağmen saatlerce beklenilmiş, polis faşistlerin hazırlıklarına ve Madımak Oteli'nin etrafında kitleselleşmesine yardımcı olmuş. Saatler sonra devreye giren asker, jandarma ise gücü olduğu halde olanağı varken kitleyi dağıtmak yerine katliama ortak olmuştur. Katliamda Nesim İçimen, Metin Altıok, Asım Bezirci, Hasret Gültekin, Behçet Aysan gibi aydınlar, yazarlar, sanatçılar, halk ozanı, aşıklar, genç, yaşlı, kadın, erkek, Alevi inancına sahip, devrimli düşünceler taşıyan, insanı kamil bilen, dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan diyen Pir Sultan'ı bugüne taşıyanlar katledilmiştir. Peki Madımak Oteli'nde kaç kişi katledilmişti? Sivas'ta katledilenlerin sayısı 33 mü? 35 mi? 37 mi? 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli yakılarak 35 kişi katledilmişti. Katledilenleri 33'ü yazar Ozan Aydın. 2 otel çalışanının yakılarak ya da dumandan boğularak katledilmişti. Katliam sırasında dışarıda toplanan saldırganlardan ikisi de ölmüştü. Yıllar sonra AKP tarafından müze haline getirilen Madımak Oteli'nde katledilen 37 kişi denilerek saldırganlardan ikisinin adını da katledilenlerin yanına yazılmıştır. Bu tarihi bilerek çarpıtmak, katliamı atlamak, halkla alay etmektir. Gün Tutuşur şarkımızın şiirinde 37 dememizin nedeni şiir yazılırken gelen bilginin 37 olması. Hızla bir cevap vermemiz gerekiyordu ve o an gelen bilgiyle şiir yazılmıştır. Biz katledilen kişi sayısına 35 demeliyiz. Doğrusu budur. Katliama karşı ortaya konulan tepkiler ne olmuştur? Cenazeler nasıl kaldırılmıştır? İstanbul başta olmak üzere tüm ülkede yurt dışında kitlesel eylemler örgütlenmiştir. İstanbul'daki kitle o güne dek yapılan en kitlesel anmayı gerçekleştirmiştir. Yüz binlerin katılımıyla Kabataş Meydanı'nda Zincirli Kuyu Mezarlığı'na kadar uzanan bir yürüyüşle tarihe geçmiştir. Yine Ankara'da Dikmen'den Kızılay'a kadar yüz binlerin katıldığı cenaze kortejiyle şehitler kaldırılmıştır. TBMM önünde halk katiller burada diyerek meclisi taşlamıştır. Devlet katliamdaki suçunu gizlemeye çalışıp baskılar sonucu suçunu ilan etse de kışkırtmalar olduğu söylemleriyle yaşananları aklamaya çalışmış, verilebilecek en az ceza ile bu süreci kapatma yoluna gitmiştir. Halkın buna tepkisi de yoğun olmuştur. İnsanların diri diri yakıldığı, böylesine vahşice işlenen katliamlara dair bir davanın açılmaması düşünülemez. Ancak faşizmle yönetilen bizim gibi ülkelerde iktidarlar bu davaları açmamak için elinden geleni yapar. Bu davada da öyle olmuştur. Davanın açılmasını halk sağlamıştır. Katliam davası açılmış olsa da devlet katliamcıları koruma yoluna giderek tarafını belirlemiştir. Göstermelik tutuklamalar yapılmış, adı sanı belli olan katliamcıların kaçması, gizlenmesi sağlanmıştır. Daha sonra Adalet Bakanı olan Şevket Kazan, katliamcıların davasını üstlenmiş, AKP'nin ileri kadroları katilleri ziyaret edip ailelerini sahiplenmiş, katliamcıları açıktan desteklemiştir. Bugün de katillerin avukatları AKP'de ya milletvekili olmuş ya da bir teşkilatta yönetici durumdadırlar. Katliamdan yargılanan bir avuç kişiyi iyi halden cezalar alırken, dava defalarca bozulmuş, zaman aşımına uğratılmış, katliamdan arananların bizzat devlet tarafından korunduğu açığa çıkmıştır. Katliam davasının zaman aşımına uğraması ve cezaların alt düzeyde olmasını ise Tayyip Erdoğan hayırlı olsun diyerek karşılamıştır. Sivas Madımak katliamından bugüne 29 yıl geçmiştir. Geçen 29 yılda iktidarda kim bulunursa bulunsun aynı olmuştur. Katliam davası ilerlememiş, yıl dönümlerinde yapılan anma ve etkinlikler engellenmiştir. AKP iktidarı ile bu süreç daha yoğun yaşatılmıştır. Yıllarca katliam tartışmalarının içini boşaltmak için özel çaba gösterilmiştir. Katliamın gerçekleştiği binanın otel mi, kebapçı mı, müze mi olacağı yıllarca tartışılmış. Sonunda katliamda yer alan iki kişiye de
katledilenlerle birlikte anacak şekilde isimlerin yazıldığı bir müze köşesi yaparak katledilenlerin aileleriyle halkla alay edilmiştir. Alevi inancına sahip dernekler, kültür merkezleri ve benzeri kesimler sağduyu çağrıları yaparak yaşananlara kararlı bir tepki göstermeyerek katliamı yıldan yıla yapılan anma ve etkinliklerle sınırlamayı tercih etmişlerdir. Ki bu yaklaşım devletin politikalarını bu kadar pervasız yürütülmesine, katledilen ve onların aileleriyle alay edilmesine de zemin yaratmıştır. CHP gibi düzen partileri, oportunizm, reformizm, Kürt milliyetçi hareket, Alevi kitlesini kendine yedeklemeye çalışarak politika yapmıştır. Her yıl yapılan 2 Temmuz anmalarında devletin engelleme çabaları karşısında tutarlı, hesap soran bir mücadele değil, uzlaşmacı tavır izlenmiştir. Oysa katil devlet şehitlerimizi anmamıza bile tahammül edemezken sağduyu adına uzlaşmacılık, şehitlerin hesabını sormamaktır, şehitleri sahiplenmemektir. Katliamı yaptıran devlet, 33'ü aydın ve sanatçı, ikisi otel çalışanı olmak üzere 35 kişinin katledilmesini mahkemelerinde aklamaya çalışmıştı. Devrimcilerin ve halkın unutmayacak, unutturmayacağız kararlılığı sayesinde davalar yeniden açılmıştı. Gerçek bir yargılamanın yapılmadığı bütün bu süre zarfında faşist katillerin çoğu beraat ettirilirken 2000 yılında 33 katile idam cezası verilmişti. 2002 yılında idam cezasının kaldırılmasıyla cezaları ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmişti. İşte bu katillerden birinin adı da Ahmet Turan Kılıç'tı. Ahmet Turan Kılıç gerek polislerin ifadelerinde gerekse görgü tanıklarının beyanlarında güruhu kışkırttığı belirtilen elinde benzin bidonuyla otele yürürken yüzü açıkça görünenlerden biriydi. Buna rağmen Cumhurbaşkanlığı yetkisine dayanarak Recep Tayyip Erdoğan 87 yaşındaki katilin sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar vermişti. Böyle bir katliam suçunu hiçbir şey affettiremez oysa. Hiçbir makam böyle bir af yetkisi veremez. Yaşı, sağlık durumu ne olursa olsun halka karşı işlenen böyle bir suçun affı olmaz, olamaz. Faşizmin beslemeleri yalnızca AKP döneminde değil her zaman korunmuşlardır. Katliamcıların avukatlarından biri olan Şefkat Kazan, sonrasında devletin Adalet Bakanı olmuş ve bakanlığı sırasında hapishaneye ziyaretlerine gitmişti. Katliamda adı geçenlerin bir kısmı Refah Partisi, AKP ve Saadet Partisi içinde yöneticilik, milletvekilliği ve bakanlıklarda ödüllendirilmişlerdi. Bir kısmına ise Avrupa Emperyalizmi tarafından iltica hakkı verilmişti. Yasaları yapan oligarşi aynı yasayı istediği zaman uygulamakta, istemediğinde uygulamamakta, istediği gibi yorumlamaktadır. Faşizm halk için adalet sağlayabilir mi? Faşizmin adaletine güvenine bilinir mi? Elbette hayır. Faşizm halka adaletsizlik üzerine kuruludur. Faşizmin yalanlarına, demagojilerine inanmayın. Polisler işkenceci, karakollar işkencehane, mahkemeler adaletsizliğin karargahı, hakim ve savcılar cübbeli cellatlardır. Onların yasaları bizi adaletsizliğe mahkum etmek ve kendi düzenlerine boyun eğdirmek içindir. İktidarları da mahkemeleri de gayrimeşrudur. Halkın avukatlarının, halkın sanatçılarının, Mustafa Koçak'ın, Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım'ın açlıkları adalete açlıktır. Adalet mücadelesine omuz veririz.